Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi ilk önce şu slaytlarımızı açalım. Evet. Şimdi bu biraz önce tartıştığımız soru için ben de programı elime aldım. Şimdi diyor ki bizim sorumuzda 2018 Görsel Sanatlar Öğretim Programı'nda birinci sınıf düzeyinde sanat eleştirisi ve estetik öğrenme alanında aşağıdaki kazanım yer alır. Yapay objeler ve doğal objeleri ayırt eder. Sanat eseri de dahil olmak üzere çevresindeki yapay ve somut doğal somut nesneleri tanımlamaları sağlanır. Nesneler incelendikten sonra bu nesneler üzerindeki renk, çizgi, biçim, şekil gibi sanat elemanları gösterilir. Sonrasında kendilerinden bu tarz bir yaklaşımla en az 5 nesne belirlemeleri ve hangi biçim, çizgi ve renklerden oluştuğu söylemeleri istenir. Şimdi programı açtım ben. Tanımlamada eserde neler görüyorsunuz diyor. Eserde hangi malzemeler kullanılmış diyor. Hangi sanat formudur? Hangi renkleri görüyorsunuz diyor. Hangi renklerden oluştukları tanımlamada var. Buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi devamında çözümlemede renkler nasıl düzenlenmiş diyor. Eserde sıcak renkler mi, soğuk renkler mi? Hangi renklerden oluştuğu tanımlamada var. Şimdi burada sıkıntı doğurabilecek şey şu. Hangi biçim ve çizgiler, hangi renkler diyor. Hangi çizgiler demesi ise çözümlemede var. İdris'in dediği doğruymuş. Ondan sonra çözümleme şurada var. Sonuçta şurası tanımlamaya, şurası çözümlemeye gidiyor. Ondan sonra bu soruda düzeltme yapmak lazım. Ben de 35. soruyu işaretliyorum. Yani sorunun bir noktasını, sonunu kaldırıp tanımlamaya veya değiştirip çözümlemeye götürmek lazım. Sorunun yarısı tanımlamaya gidiyor, yarısı çözümlemeye gidiyor. Onun için netlik olmamış. Soruda düzenleme yapmak lazım. İşte böyle tekrar bakınca çıkıyor ortaya hatalar. Güzel. Bakalım arkadaşlar bir şeyler yazdılar. Ha, tamam. 48. soruya bakarız. Şimdi ondan önce başka bir işimiz var. Şimdi biraz önce şunu bir halletmem lazım. Tamam. Şimdi biraz önce bir şey konuştuk mekan algısı ile ilgili. Orada bir şey göstermem lazım size. Evet. Burada. Bunu da bulduk. Şimdi şunu paylaşalım. Tamam. Şimdi bu resimlerde mekan algısından bahsetmek istiyorum. Mesela şu karalama dönemi resimlerinde mekan algısı yoktur. Yani bu mahallede mi, sokakta mı, evde mi belli değildir. Şunda da mekan algısı yoktur. Şunda da mekan algısı yoktur. Zaten üç tane resim bir arada olmuş. Bakın bunda da mekan algısı yoktur. Hayali bir yerde. Bunda da mekan algısı yoktur. Bir güneş var ama mekanın neresi ne çok belli değil. Belki biraz söylenilebilir. Bunda da mekan algısı yoktur. Bir tane masa var. Nerede olduğu belli değil. Bunda da mekan algısı yoktur. Bunda da mekan algısı oturmuş düzeyde yoktur. Bunda ufak ufak başlıyor. Şimdi mekan algısı dediğimiz şeyi göstermek istiyorum size. Mesela şunda mekan algısı vardır. Nedir? Şu yer zeminidir, hava, gök diye bir mekan algısı vardır. Bunda da mekan algısı vardır.
Şunda da vardır mesela, yer zemini vermiş, insanları sıralamış. Şunda da mekan algısı vardır. Bunda kesinlikle vardır. Nerede olduğu çok belli. Bunda da vardır. Evet, bu mekan algısı dediğimiz şeyi göstermek istediğim. Geçtik. Şimdi biraz önce bir soru söylediler. Bir hocam diyor ki yani yer gök çizgisi vardır. Tabii ki onlar olunca mekan algısı çıkıyor. 48. soruyu istediler. 48. "2018 Görsel Sanatlar Öğretim Programı'nda 3. sınıf düzeyinde aşağıdaki kazanım yer almaktadır. Ekleme, çıkartma, içten ve dıştan kuvvet uygulama yoluyla farklı malzemeleri kullanarak 3 boyutlu çalışma yapar." Ekleme, çıkartma yapacak. Bir de kuvvet uygulayacak. Şimdi diyor ki, aşağıda hangisi bu kazanıma uygun bir çalışma değildir diyor. Öğrencinin ahşap malzemeleri yapıştırarak ev inşa etmesi kesinlikle olur. Ekleme, çıkartma falan. Öğrencilerin kumaş parçalarını kesip yapıştırarak kesinlikle olur. Oyun hamuruyla form verme, form çalışmaları yapılması. Şunu da düzeltelim. Form olacak o, çalışmaları yapılması. Olur. Efendim, balonlara sıkıştırarak, bağlayarak form, figür oluşturma kesinlikle olur. Ama atık kağıt parçaları ile kolaj yaptığımızda ekleme var, çıkartma var. Ama içten dıştan kuvvet uygulama yoktur. Bunun için C'yi alamayız. Hocam, buyurun. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Öğrencilerin kumaş parçalarını kesip yapıştırıyorlar. Aha. Burada 3 boyutlu oluyor mu? 2 boyutlu olmuyor mu hocam? Kumaş parçalarını kesip yapıştırarak 2 boyutlu da yaparsın, 3 boyutlu da yaparsın. Mesela hatırlarsanız bir KPSS sorusu vardı. Bir tel veriyor, telden bir çöpten adam yapıyor, üstüne de bir kumaş giydiriyor. Bu iskelet diyor falan. Bir tel kullanır, orada kumaş parçalarından kesip yapıştırarak, kağıdın üzerine de bir kabartı yaparak 3 boyutlu da yapabilir, onu 2 boyutlu da yapabilir. Efendim... ama 3C bu sizin sorduğunuz soruda 3 boyutlu olabildiğini biraz daha açık söyleyebilir. Söylesek daha iyi olur. Efendim 9B. Hocam bir de şey bakayım. Diyor ya hani dinliyorum. Dekoratif süsleme yapması. Dekoratif süsleme yapması yani o parçalarla. Bilmiyorum, ben 3 boyutlu olması şu anda kafamda canlanmıyor hocam. Değiştiririz onu, çok sıkıntı değil. Ama şey çok net bence, atık parçalarla kolaj yapılırken biraz düzeltme yaparız o soruda. Başka soruya geçiyorum. 25'i istiyorlar. Efendim 25'e geçelim. Efendim güzel. 25'te diyor ki görsel sanatlar dersinde kontur aşağı kavramları hangisidir? Kontur, mesela bir şey pastel boyayla çalışma yaptım. Onun yan çizgilerini çekmeye kontur denir. Ondan sonra bir saniye. Yan çizgilerini, yani sınırlandıran çizgileri çekmektir. Mesela bir pastel boyayla ağaç çizdin. Ağacın sınırlandıran çizgilerini çekmek konturdur. Bu da çizgiyle alakalıdır. Efendim başka ne soru varmış bakalım. Hatta kontur çekmek falan diye de kullanılır. Chatten. Efendim 25 yaptık. 49'u istiyorlar. Şuraları bir toparlayayım ben. Şuralarda bir sıkıntı oldu bakayım. Efendim stop the share diyelim. Çok dağıldık böyle. Şurayı bir toparlayalım.
Bunlar nerede şimdi? Gerçeklik dönemi. Görsel sanatlar. Efendim, şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Efendim, şu anda olması lazım. Tamamdır. Evet, şimdi bakalım kaç numara isteniyor. 25 vardı, 49'a bakacaktık. 49'a bakalım. Evet. 49'da der ki 2018 Görsel Sanatlar Dersi öğretim programında 2. sınıf kültür ve miras öğrenme alanında cumba, kerpiç, dikdörtgen pencere, avlu, çatı, tavan, kapı gibi mimari elemanlar örnek olarak gösterilir kazanına verilmiştir. Aşağıda hangisi bu tür mimari yapı elemanlarından birisi değildir? Avlu mimari yapı elemanıdır. Sahanlık mimari yapı elemanıdır. Kubbe, revak, bunların hepsi mimari yapı elemanıdır. Fakat çintemani Çinlilerde kullanılan bir desen formudur. Ondan sonra çintemani denir buna. Ondan sonra bu mimari değil, Çinlilerde kullanılan, iki boyutlularda kullanılan bir şeydir. Efendim, başka ne istiyorlar bir bakayım. Murat Hoca 22 istiyor. 22. Evet, 22 güzel soru. Görsel sanatlar dersinde sanatsal tasarım ilkeleri içinde yer alan ritim kavramı aşağıdaki resim türlerinden hangisine daha vurgulu olarak göze çarpar? Natürmort, peysaj, figüratif resim, portre, karalama dönemi. Çok güzel bir soru olmuş bu. Şimdi genellikle portreler birisi otururken çizilir. Karalama döneminde zaten figür de yoktur, hareket de yoktur. Natürmort üzümdür, elmadır. Koyarsınız böyle kopartılmış şeyleri. Onları statik olarak hareketsiz çizersiniz. Peysaj dediğimiz canlı doğayı, bitkileri, mesela bahçedeki şeyleri çizersiniz ama statiktir. Fakat figüratif resimde insanları hareket, ritim vererek, mesela konuşuyor, elini uzatıyor pozisyonunda çizebilirsiniz. Buna figüratif resimde daha çok vardır diyebiliriz. Geçtik. 22 güzel soru olmuş. Efendim, 19'a bakabilir miyiz diyorlar. Programın sağlıklı bir şekilde işlemesi, öncelikle öğretmenin ön hazırlık yapmasına ve öğrencilerin bir sanatçı gibi değil, sanata duyarlı bireyler olarak yetiştirmelerini sağlayacak etkinlikler düzenlemesine bağlı. Öğretmenin öncelikle gözleme dayalı çalışmalar yaparken, yani çocuğun bakarak çizmesi, öğrenciden gözlem yaptığı nesneyi birebir benzetmesini beklemek yerine, zaten birebir benzetmeyi beklersek taklit olarak sanat yapmış oluruz. Bunun yerine ne yapabileceğini görmeye çalışması, gözlem gücünü arttırmaya sağlayacak resimleri cesaretlendirme yapması gerekir. 2018 Görsel Sanatlar Programı'nda alınan yukarıdaki ifade, aşağıdaki sanat yaklaşımları hangisini ikinci plana itmektedir? Valla okurken söyledik. Neyi ikinci plana itmektedir? Taklit demiştik. Ondan sonra zihninden taklidi ikinci plana itiyor. Bir de zihinden tasarlama resim. Evet, bu da var burada. Diyor ki gözleme dayalı resim. Gözleme dayalı resimin tam zıttı zihinden tasarlama resimdir. Burada zihinden tasarlayıp zihnindekini çizmek değil, gözlemi çizmekten bahsediyor. Kendi formunu oluşturma, ifadeci yaklaşım, sanatçı yaklaşım, görsel sanat araç kullanma. Bu da çok güzel bir soru olmuş bence. Efendim, bir iki tane soruda düzeltme yapacağız ama sıkıntılı sorular da var. Vallahi bu kadar farklı kavramlara girince sıkıntı olabiliyor. Ama güzel sorular da var. Efendim, şimdi şöyle yapalım.
Ben hangi soruyu çözdüm, hangisini çözmedim unuttum. Mesajları şu anda kapatıyorum. Şu anda çözmediğim sorulardan istediğiniz varsa yazın. Şu anda yeni mesajlara bakacağım. Çünkü unuttum hangisini çözdüm, hangisini çözmedim. İdris'e cevap veriyorum. Kendi formunu oluşturmak nasıl olur diyor. Kendi çizim tarzını oluşturmaktan bahsediyor. Nasıl ilk okuma yazmada çocuklar harfin formunu oluştursun deniyorsa burada da kendi çizim formunu oluştursun anlamında kullanılıyor. Miray Hoca 10 numarayı soruyor. Bakalım 10 numaraya. 10'da diyor ki ilkokul düzeyindeki öğrencilerin el, göz, beyin koordinasyonu yetişkinlere göre daha alt düzeydedir. Aşağıdaki çalışma türlerinden hangisi el, göz, beyin koordinasyonuna daha az ihtiyaç duyulacak bir çalışmadır? Güzel. Bu tür şeyler anaokulunda görsel sanatlarda soruldu. Bize de sorulabilir. El, göz, beyin koordinasyonuna daha az ihtiyaç duyacak. Aysun öğretmenin derslerinde ifade edici resim. Mesela bir arkadaşının kızgınlığını ifade edici resim yapacak. Bu kesinlikle zor bir şeydir. Bu değildir. Selim öğretmenin derslerde natürmort. Natürmort çizmek de zordur. Ayten öğretmenin derslerde baskı çalışmaları yapması. Baskı çalışmaları dediğimizde kumaş baskı, patates baskı. Bunlarda çok ince işçilik yoktur böyle. Zeynep öğretmenin derslerinde perspektif çalışması, ince işçilik vardır. Seher öğretmenin portre çalışması, kesinlikle ince işçilik vardır. Burada çok güzel bir soru olmuş. Baskı çalışmaları daha kaba iştir. Diğerleri daha incelikli iştir. Bunu vurgulamak istemiş. Efendim Miray Hoca onu sormuştu. Özlem Hoca 46'yı sormuş. 46'ya bakalım. Evet. Sanat eserleri figüratif, portre, natürmort, peyzaj gibi alt dallarla incelenebilir. Bu bölümleme sanat eserinin konu, tema, sanat felsefesi kavramlarından hangisi ya da hangileriyle ilişkilidir diyor. Bu da güzel soru olmuş bence. Şimdi bir kere benim natürmort seçiyor olmam durumunda konum belirleniyor mu? Kesin belirleniyor. Neden? Çiçek çiziyorum. Meyve çiziyorum. Efendim tema. Tema dediğimiz şey mesela sanat eserinde bir galeri açılır. Doğa temalı derler. Kesinlikle temayı belirler. Mesela figüratifse konu ve tema. Zaten konuyla tema hemen hemen aynı şeyler. Figüratifse konu doğa değildir mesela. Figürdür. Natürmortsa da ölü doğadır. Peyzajsa doğadır falan. Portre ise de konu ve tema insan sureti yüzüdür. Peki sanat felsefesini belirler mi? Hayır. Sanat felsefesini ben ifade edici sanatla da portre çizebilirim. Taklit olarak sanatla da çizebilirim. Benim türümü belirler, sanat felsefemi belirlemez. Güzel. Şimdi sıradan gidiyordum. Miray Hoca, Özlem Hoca 46 dedi. Fatma Süer 7'yi istiyor. Bireyin görsel sanatlar eğitimi alması için onun bir sanatçı veya üstün yeteneklere sahip olması gerekmez. Bu ifade çok güzel bir şey. Ben hep böyle zannediyordum. Bunun için resim derslerinden çok kaçmışımdır. Görsel sanatlar eğitimi bireyin kendini ifade edebilmesi. Keşke öğretmenim bana böyle söyleseydi. Estetik bilinç kazanma gibi kişisel yaşantılara katacağı olumlu edinimler yönünden her düzeydeki yaş grubundan kişi için gereksinimdir. Yukarıdaki görsel sanatlar programından alınan yukarıdaki paragraf programın hazırlanışında hangi ilkenin dikkate alındığını göstermektedir. Harika olmuş. Konuşalım bunu, tartışalım. Şimdi bir kere burada herkese geliş ihtiyaç var diyor. Yetenekli olmak şart değil diyor. Ve görsel sanatlara yetenekli değilseniz dahi, mesela matematik profesörü olmak istiyorsun. Sizin de ihtiyacınız var görsel sanatlara diyor. Ve gelişim çok boyutludur diyor. Bu boyutların hepsini almak lazım. Sen matematikçi olabilirsin. Ama görsel sanatlardan da çok boyutlu olarak bir şey al. Müzikten de bir şey al diyor.
programda çok beğendiğim bir ifadedir. Bunu konuşabiliriz, tartışabiliriz, farklı fikri olan söyleyebilir. Ben Kader Hoca'nın, Kader Fidan Hoca şöyle bir şey söylüyor. Bireysel farklılığa vurgu var sanki diyor. Kesinlikle katılmıyorum. Neden katılmadığımı anlatayım. Bireysel farklılıklar da bireysel farklılıkları dikkate aldığımızda şu olur. Ya bireysel farklılık var ama yani şimdi şurada katılıyorum ben size. Nerede katılıyorum, nerede katılmıyorum. Bireysel farklılıklar var diyor. Buraya kadar var diyor. Ama diyor bu bireysel farklılıklara rağmen şöyle yapmayacağız diyor. Ya senin resme yeteneğin var, senin matematiğe tamam sen resim yapma, sen matematik. Böyle değil diyor. Bireysel farklılıklara rağmen, oradaki vurgu bireysel farklılık değil. Bireysel farklılıklara rağmen herkesin resimde, müzikte, sanatta, matematikte, Türkçede çok boyutlu olarak gelişmeye ihtiyacı var diyor. Bireysel farklılık değil, bireysel farklılıkların içinde farklılığımıza rağmen. Mesela ben bunu çok önemsiyorum. Bireysel farklılık toplumda çok yanlış anlaşılıyor. Ve Gardner bu anlamda çok yanlış anlaşılıyor. Mesela ben bir gün öğrencime dedim ki sosyal bilgiler dersindeyiz, alan eğitimindeyiz. Harita kullanmaktan falan bahsediyoruz. Hocam dedi bireysel farklılıklara göre değişir ama dedi bazıları harita kullanmadan sözel dilsel zekayla anlarlar dedi. Hayır efendim öyle değil. Öyle değil. Yani bu Gardner'ın bu çoklu zeka olayı çok yanlış anlaşılıyor. Ya sen sosyal bilimci olacaksın, harita kullanmayacaksın. Diyor ki burada, sen sözel dilsel daha çok kullanabilirsin. İtirazım yok. Öbürü de öbürünü daha çok kullanabilir. Bu bireysel farklılıktır. Ama harita bilmeyeceğim. Sadece ezberleyeceğim alt alta. Ondan sonra iyi sosyal bilgiler öğretmeni olacağım. Yok öyle bir dünya. İşte gelişkin zeka, bunu çok önemsiyorum. Onun için çok heyecanlandım. Zeka kuramları da bunu söylüyor. Üst zeka düzeyleri ondan sonra. Matematik profesörü de olsa sanattan zevk alır diyor. Efendim resim şeyse müzikten de zevk alır diyor. Burada her alandan bir nebze almak gerektiğine vurgu yapıyor. Çok güzel bir ifade bence. Efendim Merve Hoca açıklıkla ilgili konuşabilir miyiz diyor. Vallahi açıklık dediğimiz şey derslerde konuyu evelemeden, gevelemeden, zora sokmadan kolayca ve somutlaştırarak anlatmaktır. Burada gelişim çok boyutlu ama bu çok boyutluluğun resimden de feyiz alsın demek istiyor. Ya arkadaşlar şunu çok önemsiyorum. Ben bu cümleyi şöyle anladım. Çok da güzel anladığımı düşünüyorum. Ya çok ciddi bir sıkıntısı var Türkiye'nin. Türkiye'nin sıkıntısı şu. Ben bunu çok görüyorum. Çocukları özel okullarda özellikle hadi deneme sınavı var, resim dersini kaldırıyor. Hadi deneme sınavı var, matematik var, şeyi kaldırıyor. Ya çocuklara beden eğitimi yaptırmıyorlar, resim yaptırmıyorlar, müzik yaptırmıyorlar. Habire matematik, habire Türkçe, habire fen. Buna itirazı söylüyor burası. Diyor ki, ya böyle olmaz diyor. Ya benim tanıdığım bir aile var. Ya yemin ediyorum çocuğu 24 saatin belki 15 saati ders çalıştırdılar. Matematik, fen falan filan. Ya çocuk bir resim yapsın, çocuk bir futbola gitsin, bir heves alsın. Bunu anlatıyor burada. Bilişsel gelişim ve yani bu LGS sınavına odaklanma o kadar işi değiştirdi ki. Yani çok acayip bir durum var Türkiye'de. İnşallah değişir bu işler. Efendim 7'yi konuştuk. 7'den sonra ne isteniliyordu? Efendim 18 var. 18 isteniliyor. Ve şu cümlemle bitireyim bu konuyu. Ben bütün bu programları okuduktan sonra çok iyi öğretmenlerim varmış, çok kötü öğretmenlerim de varmış. Bunu anladım. Geriye dönüp baktığımda. Ya bazı öğretmenlerim iyi değilmiş. Bana resim dersine yani resimde ben hiçbir şey almamışım. Resimde bir sürü şey varmış öğrenecek. Çok da zevkliymiş. Müzikte bir sürü şey varmış. Çok da zevkliymiş.
Müzik dersi dediler. Hoca oraya geçti. Ondan sonra tabii ki emek verdi. Emeğine saygısızlık etmiyorum. Bir şeyler çaldı, dinlettirdi. Yarısında da muhabbet etti, gitti. Böyle değilmiş işler. Bir tane resim öğretmenimiz vardı. Oraya işte vazoya çiçekleri koyardı. Kendisi örgüsünü alır örerdi. Bize yanımıza bile gelmezdi. Otururdu. 3 sene böyle geçti. Böyle değilmiş bu işler yani. Farklı şeyler varmış. Keşke daha iyi bunları bilen hocalardan ders alsaymışım. Daha güzel gelişirdik. 18 sınıf öğretmeni Şebnem Hanım görsel sanatlar dersine ilgili ve meraklı bir öğretmen olduğu için sınıfa getirdiği Rönesans dönemi, Barok dönemi resimlerini öğrencilere inceletmekte. Ayrıca kendisi resmin ögeleri olarak denge, kompozisyon, ışık, gölge, valör gibi yapı elemanlarını öğrenciye anlatmakta ve sanatçının resmin içinde bunları ayrı ayrı nasıl kullandığını açıklamaktadır. Şebnem öğretmenin farkında olmadan dersin süreci içinde görsel sanatlar dersi özel becerilerinden hangisini öğrenciye örtük program aracılığıyla vermektedir. Sanat tarihini veriyor hoca burada. Eleştirel düşünme, malzeme kullanma, yaratıcılık, öz farkındalık, analiz etme. Bunun cevabı analiz etme olması lazım. Hızlı okudum soruyu, çok da dikkat etmedim. Bir bakalım cevap anahtarına. Hem okuyup hem çözmek çok zor oluyor. Analiz etmeymiş. Biraz önce analizi konuştuk. Şimdi bir daha okuyorum ben orayı. Analiz etme çözümlemeydi arkadaşlar. Şurada programdan tekrar okuyorum ben. Efendim. Çözümleme, renkler nasıl düzenlenmiştir? Eserde sıcak renkler mi, soğuk renkler mi kullanılmıştır? Eserde hangi çizgiler kullanılmıştır? Eserde denge nasıl oluşturulmuştur? Eserde mekan algısı oluşturulmuş mudur? Gibi sorular çözümleme. Bu da aslında Barok dönemi, Rönesans dönemi resimlerinin yapısını anlatırken çocuklara resmi çözümlemeyi öğretiyor. Nerede resmi çözümlemeyi öğretiyor? Bakalım. Öğrencilere inceletmekte. Ayrıca kendisi resim ögeleri olarak denge, kompozisyon, gölge, valör gibi yapı elemanlarını öğrenciye anlatmakta. Vallahi güzel bir resmi analiz ettiriyor. Güzel. 22'ye bakabilir miyiz diyorlar. 22. Görsel sanatlar dersinde sanatsal tasarım ilkeleri içinde yer alan yaptık bunu ya. Başka? Çözdük, baktık. 43 ve 45 diyor İdris. Bakalım. 43 ve 45. Görsel sanatlar çalışmasında ön arka planı kullanır. İki boyutlu sanat eserleri üzerinden ön ve arka planın ne olduğu üzerinde durulur. Sonra aile kavramının ele alındığı bir resim yapılması istenir. Ben yazmadım bunu. Bir kazanım olarak aldım oradan. Yukarıdaki kazanım özü itibariyle aşağıda hangisini oluşturmaya çalışmaktadır? Doku, şematik dönem. B olması lazım bunun doğru cevabı. Bakalım. 43. B. Güzel bir soru. Kolay bir soru bence. 43'te kafanıza ne takıldı? Mikrofonum açık. Söyleyebilirsin İdris. Hocam ben B ile C arasında kaldım. Bakalım C farklı. C neden olmaz? Bakalım farklı sanatsal elemanların bir arada kullanılması. Farklı sanatsal elemanlar ne demek bir düşünelim. Mesela doku, çizgi, desen ondan sonra bunları bir arada kullanıp. Mesela şurada varmış şu resim. Bakın şurada çizgiyi, deseni, doku da oluşturmuş mesela şurada. Beraber kullanmaya teşvik etmek için mi yapıyor bunu? Hayır. Ön arka plan falan oluşsun diyor. Şematik dönem için. Bir sonraki 45 miydi? Evet hocam 45. Efendim görsel sanatlar dersinde form kavramını öğretmek isteyen bir öğretmen. Oyun hamuru ile çalışmalar yaptırması, nokta çizgi çalışmaları yaptırması, efendim kontürleri verilmiş hazır bir taslağa boyatması. Şimdi kontürleri verilmiş hazır bir taslağı. Biraz önce öyle bir resimden bahsetmiştik. Kontürleri verilmiş, şöyle bir insan resmi olsun.
kavyoya benzedi. Ondan sonra bunu boyayın, çizin, pardon çizin değil boyayın falan demek üçtür ve kesinlikle formu hazır verdiğin için form oluşturmuyor çocuk. Oyun hamuruyla kesinlikle form oluşturuyoruz. Ne form oluşturuyoruz? Mesela oyun hamuruyla fare yapmaya çalışıyor çocuk. Nokta çizgi çalışmaları yaptırması. Şimdi nokta çizgi çalışmalarında noktayı çizgiyle insan yapmak değildir. Nokta çizgiyle desen yapmaktır. Aa bak ne güzel oldu. Bak yapalım. Vallahi bunlarda neden zorlanıyorsunuz biliyor musunuz? Ben de aynı şekildeyim. Çünkü öğretmenlerimiz bize bunlara hiç yaptırmadı. İdris, nokta çizgi çalışması oldu mu? Hocam oldu. Aa, bak biraz daha orijinallik yapalım. Hah, biraz daha orijinallik yapalım. Şöyle yapalım. İşte budur nokta çizgi çalışması. Bu tür nokta çizgi çalışmalarında da form yoktur. Doğru cevap yalnızca A'dır. Hocam biz formu oyun hamuru dışında başka neyle yapabiliriz? Böyle kalemle falan formu yapılır mı? Tabii tabii bak. Şöyle çöpten adam yapmak bir formdur. Çok basittir ama bir formdur. Oyun hamuru 3 boyutlu formdur. Çizgilerle de 2 boyutlu form yapılır. Ama burada çizgileri kullanarak form oluştur demiyor. Nokta çizgi çalışması şöyle bir şeydir. Mesela biraz önce gösterdiğim resimlerde aile resmi çizmiş, kendisini çizmiş. O form var orada. Bir form var. Ama nokta çizgi çalışmalarında form yoktur. Ama şurada zorlanıyorsunuz. Sizler, yanılıyorsam düzelt İdris. Ben de öyleydim. İlkokulda ve ortaokulda öğretmenler şu tür resim dışında böyle çizgi çalışmaları, doku çalışmaları falan yaptırmadılar hiç. Size yaptırmışlar mıydı? Hocam biz yaptırmayı bırak. 6 saat boyunca, bir gün 6 saat boyunca biz matematikte kat problemleri çözdük hocam. Tamam işte aynı. O gün matematikten soğumuştum zaten. Şimdi ısınamıyorum bir türlü. Ya aynı işte. Anlattığımızın aynısı. Ya 6 saat matematik olur mu ya? Ya bir çalışsın çocuklar şöyle bir şeyler yapsınlar falan filan. Yani herhangi bir nesne çizmek form mudur? Kesinlikle. Bir arkadaşımız soruyor. Herhangi bir nesne çizmek, bir bardak çizmek. Mesela bir bardağı koydum önüne, bir bardağı çizmek formdur. Bardağın formudur. Aa bak ne güzel bir form ürettik değil mi? Gerçi kötü çiziyorum ama olsun idare edin. Bardaktan başka her şeye benziyor. Ondan sonra bir bardak yapalım şuraya da rezil olmayalım. Şöyle de bir çay kaşığı yapalım. Ha, biraz bir şeye benzedim. Efendim bu bir formdur. Bir kalem çizmek de bir formdur. Ama nokta çizgi çalışması form değildir. Evet, bayağı bir şeyler yaptık. Bence yeter ondan sonra. Efendim. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. İzlenimci empresyonist miydi hocam diğer adı? Onu ben anlamadım. Bir de figüratif resim anlamadım hocam. Ya şöyle internetten bak figüratif resim diye. Baktım hocam baktım. Baktım. Doğa, evet. İnsan, hayvan diyor. Onları gerçekçi olarak çizmek diyor. Şey soyutlara karşıymış. Böyle mi yani? Şöyle söyleyeyim. Şeyin, Picasso'nun tablolarına bak. Picasso'nun tablolarında böyle üçgenler, dikdörtgenler falan vardır. Modern resimde üçgenler, noktalar falan vardır. İşte ben böyle hayal ettim derler, renkleri karıştırırlar falan. Bunlar modern resimdir. Ama içinde insan figürü, ağaç figürü olan resimlere de figüratif denir. Mesela biraz önce nokta çizgi çalışması yaptık ya. Nokta çizgi çalışması figüratif değildir. Ama bir natürmort, bir portre, bir hareketli insan figürü figüratiftir. Mesela Görsel Sanatlar Fakültesi Üniversitede bir model alırlar. Çocuk böyle durur. Onlar birileri de çizer. Figür çizmektir. Anlaştık? Anlaştık hocam. Heh. Bir de izlenimci neydi hocam? Empresyonist. Şu şeyi bir kısalım. Sesim.
İzlenimci dediğimiz şey dış dünyada baktığımız güzel bir soru, güzel bir cevap vermek istiyorum buna. Şunu ayarlayalım. Pardon. Tamam. Dış dünyada baktığımızda bazen hava puslu olur. Bazen çok güneşli, açık olur. Ben evimin balkonunda otururken baktığımda bazen karşısı puslu görülüyor. Bazen de çok açık görünüyor. Hava nettir böyle. Net görüldüğünde karşılıklı dağdaki bir ağacı bile görebiliyorum. Ama puslu olduğunda çok bulanık görüyorum. Şimdi 1500-1600'lü yıllarda kimse puslu bir manzara resmi çizmiyormuş. Hep manzara resimleri müthiş aydınlık. Ya bu hava hiç puslu olmuyor mu? Oluyor. Niye çizmiyorlar puslu? Ha, diyorlar ki aslında o dönemin resimleri, aynen çocuklarda da öyledir. O dönemin çocuk resimleri ve çocukların resimleri gördüğünü çizmez. Daha önce gördüğü en mükemmel manzarayı çizer. Ha. Şimdi bakmadan kafamızdaki manzarayı çizmek izlenimcilik değildir. Bu kafamızdaki şemaları çizmektir. Ve 1700'lü 1800'lü yıllarda bazı ressamlar demiş ki ya insanlar kafalarındakini çiziyor. Peki siz ne yapacaksınız? Hava puslu da oluyor. Ben puslu havayı da çizmek istiyorum demişler. Ve ne görüyorsa, o anda ne görüyorsa, sisli, puslu, kar yağışlı gördüğünü çizmeye izlenimci resim diyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Anladım. Şimdi geçen gün bir arkadaşımız yürüyoruz böyle Eskişehir'de. Orada sokak ressamı portre yapıyor. Güzel de yapıyor. Ben bir inceledim. Çok meraklıyım böyle. Baktım. Hiç izlenimci değildi. Herkesi olduğundan daha yakışıklı, daha güzel çiziyor. Sonra bir ara boş kaldı. Merhaba dedim. Merhaba dedi. Dedim herkesi daha yakışıklı çiziyorsun dedim. Benim de çiz ama dedim yani olandan daha güzel çizeceksin herhalde falan diye gülüştük. Siz ne iş yapıyorsunuz falan. Öğretmenim dedim. Hocam dedi böyle gidiyor dedi. Daha iyi çizersek oluyor dedi. Mesela herkesi olduğundan daha yakışıklı çizmek, daha güzel çizmek izlenimcilik değildir. Ama herkesi olduğu gibi, gördüğün gibi çizmek de izlenimciliktir. Hadi bakalım kapatalım İdris. Kapatalım hocam. Hadi bakalım. 10 dakika mı ara? 15 dakika. 15 dakika ara. 15 dakika sonra birleştirilmiş sınıflar yapıyoruz. Tamam mı? Tamamdır hocam. Görüşürüz. Görüşürüz.